Belli bir süredir erken seçim çağrısı var. İktidardaki tepkiler ise erken seçim olmayacağı yönünde. En azından eylemler tartışılır ama söylemler bu yönde. Şimdi AKP'li bir isimden muhalefetin erken seçim çağrıları ile ilgili bir cevap geldi. AKP'li Ali İhsan Yavuz'dan gelen cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı biraz kızdıracak gibi görünüyor. Yavuz dedi ki seçime gidilmesi halinde Sayın Cumhurbaşkanımız siyasi ömrünü azaltmış olur. Bu sebeple de erken seçim istemiyor demediğini söylüyor Ali İhsan Yavuz. Muhalefetten yanıt gecikmedi. Seçime gidilmesi halinde Sayın Cumhurbaşkanımız kendi siyasi hayatını, siyasi ömrünü de bir anlamda azaltmış oluyor. Demek ki nereden bakarsanız bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın da seçim kararı alması asla kata muhtemel gözükmüyor. AKP seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un bu sözleri gündeme damgasını vurdu. Hiçbir şey olmadıysa sandıkta biz diyoruz ki kesinlikle bir şeyler oldu. Tekrarlanan İstanbul seçimlerinde kullandığı bu ifadelerle gündeme gelmişti AKP'li Yavuz. Yavuz bu kez muhalefetin erken seçim çağrısını değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi yine erken seçim demiş. Peki erken seçimin şartları var mı Türkiye'de? Yok. Siyaseti bir okumayla erken seçimin kaçınılmaz olduğunu söylemek çok mümkün. Gerçek anlamda erken seçim kararını siyasetçiler değil millet veriyor. Her girilen esnaf dükkanından çıkarken başkan seçim ne zaman diye soruyorlarsa erken seçim kaçınılmazdır. Bunlar bu bir yıl içinde seçim yapabilir mi, erken seçim yapabilir mi? Çok sürpriz olmaz. Erken seçime hazırlanıyorlar. İlginç açıklamalarıyla gündeme gelen AKP'li Yavuz bu kez AKP içinde nasıl karşılanacağı merak konusu olan ifadeler kullandı. Yavuz erken seçim Erdoğan'ın siyasi ömrünü azaltacaktır dedi. Muhalefet o sözleri itiraf olarak değerlendirdi. Seçime gidilmesi halinde Sayın Cumhurbaşkanımız kendi siyasi hayatını, siyasi ömrünü de bir anlamda azaltmış oluyor. Demek ki nereden bakarsanız bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın da seçim kararı alması asla kata muhtemel gözükmüyor. Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'un Cumhurbaşkanımızın siyasi ömrünü kısaltır cümlesinin sonundaki kısaltırı bitirir olarak değiştirip kendisine iştirak ederim. Erken seçim Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi ömrünü bitirir. Daha doğrusu iktidarını bitirir. Muhalefette muhalefet partisi lideri olarak görev yapar mı onu bilmiyoruz. O kendi kararı olacak. İstedikleri ittifak yapsınlar. İstedikleri kadar seçim kanunu değiştirsinler. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın son cumhurbaşkanlığı. Bir daha Sayın Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı olmayacak. Bir daha Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar olmayacak. Muhalefet sadece bu sözleri değil Erdoğan'ın örgütlere verdiği mesajları da gündeme taşıdı. Erdoğan doğrudan örgütlere seslenirken AKP'li Yavuz'a çaktırmadan çalışıyoruz dedi. Kibir, büyüklenme, böbürlenme, vatandaşla arasına aşılmaz duvarlar örme bize asla yakışmaz. Erzurum'da kendi teşkilatına, kendi örgütüne kibir yapmayın, vatandaşa şunu yapın, bunu yapın diye bu uyarıları da okuduğunuzda kazanamayacakları bir seçimi yapmayacaklarını düşünüyorum. Kazanamayacakları bir seçimi mümkün olduğu kadar geç yapacaklarını, erken yapmayacaklarını, seçimi gününde veya gününe çok yakın bir yerde yapmak için direneceklerini düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı sözlerine baktığınızda partililerle yaptığı görüşmelerde erken seçim sinyalini alıyoruz. Biz aslında seçim görevlilerinin, sandık görevlileri, SAS görevlileri, seçim kurulu görevlilerinin üzerine çalışıyoruz bugünlerde. Ama bunu yaparken elimizden geldiği kadar ortaya çıkartmadan, çaktırmadan yapıyoruz. Neden biliyor musunuz? Ne yaparsanız hemen onu sanki erken seçim için yapılıyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu algının oluşmasını biz istemiyoruz. Erdoğan'ı kızdıracak bu sözlere Beştepe'den nasıl bir yanıt geleceğiyse merak konusu.